Nasılsın Ezgi? İyi, sen nasılsın? İyi, ilk canlı yayın olması hasebiyle biraz heyecanlıyım. Antropoloji nedir? Hani ben anlatamadan sen girdin. Sen bir anlat. Antropoloji nedir? Yani nasıl anlatsam, nasıl başlasam tadında aslında biraz. Giriş derslerinde ben genel itibariyle ne olduğunu özellikle anlatıyorum ki çocuklar ilk geldiklerinde nereye geldiklerini bilebilsinler. İnsan bilimi demek çevirdiğimiz zaman antropolojiyi ve insanı işte sosyal ve biyolojik bir varlık olarak ele alıyor. Hem geçmişi hem günümüzdeki haliyle hem kültürüyle hem de gelecekte neler olabileceğiyle aslında birazcık ilgileniyor diyebilirim. Antropoloji 3 ayrı ana bilim dalından oluşuyor aslında. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Hani paleoantropoloji, fizik antropoloji, sosyal antropoloji diye geçiyor. Sen fizik antropoloji alanındasın. Evet, ben fizik antropolojideyim. Doğma büyüme dil tarihliyim. Azıcık oradan bahsetmem gerekirse. 2003'te yanılmıyorsam YÖK'ün kararıyla bölüm tek bölüm haline getirilmiş durumda. Yani 3 ana bilim dalı var evet ama bu yüksek lisans ve doktora aşamasında. Şu anda Türkiye'de antropoloji bölümü olarak geçiyor. Ve genel itibariyle aslında doktora bir seçenek sunulmuş olunuyor. Yani lisans üstü yapmak isterlerse hangi ana bilim dalında devam edeceklerini seçebiliyorlar ya da şimdi eşit ağırlıklı alınıyor. Eşit ağırlıklı alınan özel öğrencisi de var. Hani sayısal ya da eşit ağırlıkla gelen de var. Böylece aslında birazcık siz neyi seviyorsanız oradan ders alıp oraya doğru daha fazla ders alıp ya da kayma durumda söz konusu. Üç ana bilim dalından oluşuyor senin söylediğin gibi. Sosyal antropoloji, paleoantropoloji ve fizik antropoloji. Paleoantropoloji adı üzerinde eski dönemlerdeki iskelet kalıntıları, fosil kalıntıları üstüne çalışıyor ya da taş aletler. Sosyal antropoloji daha ziyade kültürle alakalı çalışmalar yürütüyor. Tabii ikisi hakkında çok ahkam kesemeyeceğim. Ben çünkü lisanstan beri fizik ağırlıklı çalışıyorum. benim çalıştığım fizik antropolojide yaşayan insanlar üzerinde çalışıyor. Daha ziyade antropolojik ölçümlerle işte spor antropolojisi ya da büyüme gelişme ya da günümüzdeki en büyük sorunlardan biri olan obezite ile ilgili bir takım çalışmalar ya da ergonomi ile ilgili bir takım çalışmalar yürütüyor böylece. Bu bölümü okurken bilinmesi gerekenler ne? Birisi hani neye ilgisi varsa aslında bu bölümü tercih etmeli. Sen neye göre tercih ettin? Ben neye göre tercih ettim falan. Bir de bunları konuşalım. Tabii ki. Ya bir kere öğrenmeyi sevmek lazım. Çünkü sosyal antropolojide bol okuma yapılıyor mesela. Ya da işte fizik antropolojiyle paleoantropolojide işte derslerden daha sonra bahsedeceğiz ama şöyle kabaca geçersem işte osteoloji gibi kemiklerin işlendiği bir dersimiz var mesela paleo ayağında. Ya da fizikte antropometri diye bir dersimiz var. Yine bolca Latince kelime öğrenmek zorunda kalabildiğiniz. Yani öğrenmeye meraklı olmak lazım aslında antropoloji okumak için. İnsanı merak etmek lazım. Hani antropolojinin çıkışı oradan zaten. Okumayı, öğrenmeyi seviyorsanız, meraklıysanız bence gayet sevilebilecek bir bölüm. Ben mesela bizim bölümle ilgili şeyi düşünüyorum. Hani aslında eşit ağırlıktan alan bir bölüm ama içerik olarak ne bileyim sayısalcı bir öğrenci, biyolojiyle çok alakalı bir öğrenci ise antropoloji tam ona göre gibi geliyor. Özellikle fizik antropoloji kısmında. Çünkü hani gerçekten insana dair her şeyi öğreniyorsun ve her şeyi yapıyorsun. Onun haricinde de mesela benim tercih etme sebebim de ben sosyal bilimlerle alakalı bir şey yapmak istiyordum. Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji yazmıştım mesela sadece. Ve hani aşırı keyif alarak okuduğum bir bölümdü ve çok çok zevk aldım yani o bölümden. Her bir aşamasından hatta yani. Öyle olunca da mesela sayısalcı bir öğrenci de seçebilir bana kalırsa. Eşit ağırlıkçı bir öğrenci de seçebilir. Çok kapsamlı bir bölüm o anlamda. Şimdi dersler kısmına girelim diyecektim ben de tam. Şöyle bu birleşmeden önce bölüm tek başına antropoloji olmadan önce zaten iki ana bilim, daha doğrusu iki bölüm halindeymiş. Sosyal antropoloji ve fizik ve paleo antropoloji şeklinde. O zaman sosyal sözelle alıyor. Fizik paleo da sayısalla alıyormuş. Hatta yanlış bilmiyorsam sosyal antropoloji halk bilimle birlikte o dönem. Onlar birlikte ayrılınca da halk bilim ayrı bir bölüm oluyor. Evet, yani yanlış bilgi vermiş olmayayım ama ben öyle hatırlıyorum. Biraz karmaşık bir süreç. Bir ayrılma falan vardı işaret ama tabii şey şu anda notlar tam önümde değil.
Yani çok ayrıntılı giriş dersinde hepsini anlatmaya çalışıyorum ki hem bizim antropoloji tarihini bilsinler, hem dünyanınkini kabaca bilsinler, hem de ne olmuş, nasıl olmuş tadında. Ama şu an gerçekten hani kim kiminle birlikteydi, nasıl ayrıldı. Çünkü 30'lu yıllarda kurulduktan sonra dil tarihi bayağı yapılanması değişiyor. Bu değişmeden önce böyle. Birleşince de tabii eşit ağırlıklı almak zorunda kalıyor. Çünkü düşünsene, yani bir sosyal aşaması var. Bir de sayısal kısmı var olayın. Yani bölümde bizim bayağı kompleks. Bir ilk sene giriş dersleri var ilk dönem. Üç ana bilim dalının giriş dersleri var. Onun dışında yok dersleri var işte. Türkçe, İngilizce, inkılap gibi. Evet. Bunun dışında heykel, voleybol vesaire gibi bir seçmeli seçiyorlar. Onun dışında uyum dersi var. İkinci döneme gelindiğinde hemen şuradan kopya çekeceğim. Çünkü da güzde baharı karıştırabiliyorum. Yine tabii ki yok dersleri var. İnsan osteoloji dersi alıyorlar paleoda. Bütün iskeleti öğreniyorsunuz. Hani girdisi nerede, çıktısı nerede, bunlara nasıl isimler veriliyor tadında. Yine insanda biyolojik çeşitlilik var. İnsanın biyolojik çeşitliliğini anlatan bir ders. Onun dışında destanlar ve köken mitleri var. Bizim zamanımızda ilk toplumlarda adı. Evet, ben bugün birazcık baktım böyle, hani şu an ne dersler var diye, benim aldıklarım yok gibi düşündüm ama mesela evet, o şekilde varmış. İlk var. Toplumlar dersi. Evet. Bazısının ismi değişti ama genel aslında derslerde büyük bir değişiklik yok. İkinci seneye geldikten sonra zaten böyle oluyor. Seçmeli dersler, daha doğrusu sorun dersler deniyor. Daha sonra bolca seçebileceğiniz ders oluyor. Örnek vermek gerekirse burada da inanılmaz fazla ders var şu anda. Çünkü fakülteler arası ders alınmaya başlayacak yakın zamanda, eklenmiş durumda. Çok iyi. Ya, fizik antropoloji ile ilgili. Bu ölçümleri öğreniyorsunuz. Bir de onun uygulama dersi var. O uygulama dersinde de o öğrendiğiniz ölçümlerin nasıl alındığını öğreniyorsunuz. Aletleri orada görüyorsunuz, ölçümleri alabiliyorsunuz. İşte bu biraz uygulama hali olduğu için aslında hem öğretici oluyor hem de siz yani fizikten ne kadar hoşlanıp hoşlanmadığınızı da aslında belirleyebiliyorsunuz orada. Fizik bazen. Bizim seninle tanışmamızı sağlayan alan diyebiliriz aslında. Bizden evet. Ölçüm alarak. Evet, ben seninle tanışmıştım. Sizleri ölçmüştüm. Sonra siz de bana gelip yazıcılık yapmıştınız. Öğrenci bulmuştunuz. Evet. Ezgi ile de böyle tanıştık. Yayındaki arkadaşlar. aramızdaki yaş farkını. Olay budur. onun dışında somatoloji dersi var. Ama bir şansları var. Bizim anatomi dersi var. Bizim dersin. Yani antropoloji koduyla açılmış fakat tıp fakültesinde, Ankara Tıp Fakültesi'nde veriliyor. Anatomi dersi güzün, baharda da insan anatomisi dersi var. Bayağı tıp fakültesine gidip tıp fakültesindeki hocalardan alabiliyorlar. Hakeza yine veterinerlikte olan veterinerliğe gittikleri öğrencilerin bir dersimiz var. Evcil memeliler osteolojisi adında. Mesleki İngilizce var 4. sınıfta mesela. Ben çok şanslı buluyorum öğrencileri. Bizim zamanımızda o ders açılmamıştı. Ben de çok şanslı buluyorum çünkü bizim zamanımızda da yoktu. Yetişemedik biz o derse. Orada da okuma yapılıyor. Yani işte şey değişiyor. Öğrencilerin ya da hocanın isteğine göre. Ama bayağı İngilizce metinleri Türkçe'ye çeviriyorsunuz. İşte ne anladınız, nasıl oldu vesaire gibi. Çeviri teknikleri vesaire de veriliyor. Çok faydalı bir ders. Hem güzün hem baharda var. İstatistik var. Öğrencilerin biraz korkulu rüyası ama işte iyi kötü paleo ya da fizikteyseniz bilmeniz gerekiyor ya da sosyalde bir şekilde bir projede demografi çalışacaksanız hakeza yine istatistik ne yazık ki hayatımızın büyük bir parçasını oluşturuyor zaten bildiğimiz üzere. İkinci dönemde biyoistatistik var aslında, biraz SPSS nasıl kullanılıyor gibi, orada da bir dönem önce görülen şeylerin aslında uygulaması yapılıyor. Onun dışında ben ergonomi veriyorum 4. sınıfta. Birazcık daha böyle şey, geçen de seninle konuştuğumuzda da bahsettim. Çocuklara da hep söylüyorum. Hani biz tasarım aşamasında yokuz antropolog olarak. Ya da işte onun dışında uygulama aşamasında değiliz. Ölçüleri alan biz olacağımız için hani biraz ölçülerden bahsediyoruz. Biraz ergonomi nedir, nasıl gelişti, işte zaman içinde neler oldu, antropometrinin nasıl bir bağlantısı var, antropometri ne katıyor? Onlardan bahsedip ardından da işte birazcık erişilebilirlikten. Onun dışında da en son şeyleri ekledim ben zaten. Bu salgın dönemi benim için çok verimli geçti o anlamda. Her ne kadar sevmesek de kendisini.
yeşil ergonomiden bahsetmeyi çok istiyordum. Çünkü son dönemin yükselen değerlerinden. Bari dedim oraya gitmişken doğadan faydalanıp yapılan tasarımlar, biyomimikri ya da işte atıl alanların tekrar yeşillendirilip işte kazanılması ve bununla suç oranlarının düşmesi gibi bazı enteresan çalışmalar var. Biraz onlardan diyorum. Kentsel tarımdan bahsettim. Çok oturdu Covid'de de. Çünkü başlangıcı aslında Birinci Dünya Savaşı'nda bu tedarik yollarının kesilmesi, İngiltere'de özellikle büyük sıkıntı çekilmesi gıda anlamında. Biraz da Covid'de onu gördük biz. En azından hani bağ bahçesi olabilenler ekip biçmeyi tercih ettiler bu dönem içinde. Ya da balkon tarımına geçenler oldu çok fazla. Ben salon tarımındayım. Küçük küçük patates. Ben balkon tarımındayım. O dönem çünkü şeydi, tam o kadar oturdu ki bir taraftan araştırırken bir baktım böyle haberlerde New York'ta işte barı var arkadaşın. Barı kapattı, şöyle yaptı. İşte şuradakiler şunu ettiler falan. Tabii zafer bahçelerine atıf var bir taraftan da. Hani bakın o zaman böyleydi, şu anda da böyle durum şeklinde. Biz de evde işte senin hesap balkonda, salonda ufak tefek bir şeyler yapıyorduk. Tam üstüne de kentsel tarımdan bahsedince Covid demeden olmaz tadında böyle biraz da üstüne geldi tadında oldu. Onları ekleyebildim. Hobi bahçelerinden falan bahsediyoruz. Biraz aslında kent ekonomisi ya da kent ekolojisine atıfla çok önemli günümüzde özellikle. Yani dünyanın durumu malum. İşte yeşil ergonominin de çıkışı o zaten. Hani sürdürülebilirlik ve daha yeşil kentlerle beraber daha sağlıklı olsun her şey tadında. Ben birazcık daha hani günümüzde uysun istiyorum durumlar. Hakeza ekoloji dersini de veriyorum. Onda da aynı. Bulaşıcı hastalıklardan bahsediyoruz. İşte çevre sağlık ilişkisinden. Çevresel hastalıkların ruh üstünden tabii ki ne kadar biz aslında sıkıntı yarattığından vesaire. İşte tabii ki çevresel kirlenmeden ister istemez. Belgesel izliyoruz. Uzaktan eğitim döneminde makalelerle, belgesellerle sınavları hallettik. Hı-hı. Onlar da keyif alıyorlar. Aslında şey gibi biraz böyle insanı ilgilendiren her alanda, her konuda evet. Hani onlardan bir yani biyolojik kısmı da olsun, kültürel kısmı da olsun, sosyal kısmı da olsun her alanına bir şekilde değen dersleri, konuları ve hani alanları var. Öyle öyle. Yeni sorular varsa buna yeni cevaplar da verilmek zorunda ya da çözümler bulunmak zorunda. Hı-hı. İşte atıyorum demir perde ülkelerinde o dönemle ait çalışmalar yürütülüyor. Ya da Danimarka'da şu anda pazarlamayla ilgili çalışmalar var. Nöropazarlama tadında. Antropolojinin biraz daha iktisadi koluyla alakalı. Ya da queer antropoloji çalışılmaya başlandı. Feminist antropoloji. Birazcık daha böyle şeyle alakalı. Yani siz nerede yaşıyorsunuz? Antropoloji orada nasıl çalışıyor? Yani yurt dışında fizik antropoloji aslında paleo antropoloji ve işte evrim biyolojik antropoloji tadında yürüyor. Galiba birkaç ülke var böyle bizim gibi fizik antropoloji çalışan, işte Polonya gibi, Macaristan gibi. Yani bulunduğunuz coğrafya da belirliyor aslında antropolojinin nasıl ilerlediğini. Yani aslında böyle şey, insanın var olduğu her yerde ve ihtiyaçları üzerinden nasıl bir gelişim gösteriyorsa antropoloji de ona göre yolunu çizip araştırmalarını ona göre devam ettiriyor. Yani fizik antropoloji de aynı şekilde, evet. Sosyal de aynı şekilde. Çünkü gün değişiyor. Üniversite yeterli mi sence? Hem akademide de olan birisi olarak soruyorum. Yani üniversite yeterli mi? Çok amiyane ve çok sevmediğim bir benzetme var. Hani buraya odun olarak girersiniz, ister masa olarak çıkarsınız, ister kalas olarak tadında. Yani durum biraz aslında bu. Ne kadar şık bir benzetme olmasa da. Çok yeterli değil tabii ki. Çünkü biz, ben 3 tane ders veriyorum. Ben bir yerleri kadar bir şey anlatıyorum. O 14 haftanın el verdiği, öğrencinin merak ettiği sınırlar içerisinde aslında. Ama onun üstüne anlatılabilecek daha çok da şey var. Yani okumak lazım, merak etmek lazım. Belki bazen hocayı bir dürtmek lazım. Hani şöyle de bir şey varmış, bize anlatır mısınız? Biz oluyor arada yani bundan bahsetsek mi diyor. Ben dersime çalışayım, 2 hafta sonra anlatalım diyorum ben de. Yani çünkü notlar da hazır da elimde yoksa benim de okuma yapmam lazım. Biraz onlar anlatıyorlar, biraz ben anlatıyorum şeklinde. Öğrencinin merak etmesi gerekiyor. Çünkü biz orada size bir takım temeller veriyoruz. O temelin üstüne bir şeyler atmak tamamen aslında öğrencinin isteğiyle alakalı. Yeterli mi? Bir diploma almak istiyorsanız yeterli. Ama kendiniz bir istiyorsanız, çünkü diploma her şekilde veriliyor. Açık öğretimden de, bizden de, başka fakültelerden, başka bölümlerden de. Ama üstüne bir şeyler katmak istiyorlarsa kendileri de çaba göstermek zorundalar. Yani
öğrenmenin sonu yok nihayetinde. Merak ettiği her şeyi okuyup öğrenebilir ki şu an yani dergilere açık erişim diye bir şey var. Biz böyle kütüphaneleri falan izliyorum. Çok komik ama hani 2010'a kadar falan kütüphanelere arşınlıyorduk. İşte yurt dışındaki arkadaşlarımızdan makale istiyorduk. Şu an bir proxy ayarıyla evinizde oturduğunuz yerden Cambridge'in makalelerine vesaireye Ankara Üniversitesi sayesinde ulaşabiliyorsunuz yani. Bu çok büyük bir... Her yere ulaşabiliyorken. Evet, o yüzden yani yeterli mi? Kendi çapında yeterli. Ama elbette hiçbir zaman hiçbir şey yeterli değildir öğrenme anlamında. Mesleğinin artıları, eksileri neler sence? Bir araştırma görevlisi olarak cevaplamamı istediğini varsayıyorum. Çünkü antropoloji başka türlü çalışmadım ben. Yani tabii hani ama antropoloji özelinde akademiyi soracağım tabii ki de illaki. Ya bilmiyorum ben öğretmen olmak istiyordum. Yani seviyorum çünkü matematiği, öğrenmeyi, bir şeyleri paylaşmayı, böyle komşuların çocuklarına çalıştırırken ya ben trigonometriden niye kaldım anlayabiliyormuşum diyen biriyim çünkü. Yani okuyarak da bir şeyleri seviyorum öğrenmeyi, anlatarak da keyif alıyorum. O yüzden de şu an yaptığım işi çok seviyorum. Yani öğrenciler ne diyorlar çok emin değilim. Daha da pişiyorum çünkü ben 3 yıl oldu daha mezun olalı. Yeni bitti. Hı. 7. yıla da bitirmek üzereyim. Birkaç haftaya da 7 yıl bitecek. Hala öğreniyorum. Çok fazla şey var dediğim gibi. Artıları sürekli öğrenebiliyor olmam. Bir de insanlarla iç içeyiz. Yani ben araştırma görevlisi olmayı da seviyorum. İleride işte doçent olursam onu da seveceğim kuvvetle muhtemel. Çünkü öğrencilerle bir arada olmayı seviyorum ben. Yani genç dimağlar. Seninle bir şeyleri tartışıyorlar. Seni dinliyorlar. Ya da ne bileyim bir şey söylediğinde ciddiye alabiliyorlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Yani şey çok güzeldi mesela sınavlarda sana da bahsettim. Hani sorduğum zaman ki ben her yıl soruyorum. Hani bu derste ne eksikti sizce? İşte ne yapılabilirdi? Ne olsun istersiniz? Orada şey demeleri çok hoşuma gidiyor. Biz ekolojiyi sadece çevre bilimi zannediyorduk. Aa bunun ama bununla da alakası varmış. İşte o benim için kıymetli. Yani demek ki doğru noktadayım diye düşünüyorum. Yaptığım okumaları boşa kalmıyormuşum. Doktora bitene kadar eksisi çok fazla. Çünkü çok fazla yetiştirmen gereken iş var. Hı-hı. Bir yandan yükselmek için iş yapmalısın. Ama işte o işleri yaparken bir yandan kendi için olan tezin aksayabiliyor. İşte tek ayağı yere basamayabiliyor falan gibi. Sosyal hayatı biraz bitirdi benim açımdan. Herkes için öyle değil ama biraz fazla şeyim ben, takıntılıyım. İş bitene kadar rahat edemeyenlerdenim. Hani 2 saatlik uykuyla çok okula gittiğim oldu. O yüzden de hep şey diyorum, akademisyen olmak istiyorsanız hani bunları bilin diye biraz acı gerçekler tadında söylüyorum. Çünkü gerçekten hani okumak bayağı mesai akıtmak gerekiyor. Ama severek yaptığım için çok eksi gibi de gelmiyor bir yandan. Çünkü okulda sosyalleşiyorum ben de tadında bir durum var. Öğrencilerle, arkadaşlarımla gayet mutluyum yani. Mezun olduktan sonra nerelerde, hangi şartlarda çalışılabiliyor Sibel? Sen akademidesin, ben eğitim sektöründeyim. yani değişik dallarda çalışan öğrencilerimiz var. Hani çok tabii ki hepsiyle bağlantıda değilim ama çok nadir kamuda açılıyor kadro. 10 sene önce falan bir 5 kişi aldılar galiba. Yani kamudan kasıt müzelere antropolog almalarından bahsediyordum. Onun dışında da farklı işli yani farklı dallarda çalışanlar var. Birkaç tane antropolog olarak kendi işini yapan arkadaşımız var. Ama yani şey gibi bir dünya kalmadı galiba. En azından ülkemiz için, ülke için çok bilemiyorum ama ben işte şunu bitirdim. A fakültesinden B bölümünü bitirdim. B olarak çalışmaya devam edeceğim gibi bir dünya yok. Benim birçok arkadaşım ne yazık ki bir süre işsizlikle cebelleşti. Mühendisler de vardı aralarında. Öğretmenler biliyoruz ki KPSS'ye girip ancak atanma olduğu zaman iş bulabiliyorlar. Hani şu dönemde biraz sıkıntılı işin aslı. O yüzden de benim hep söylediğim şey çocuklara, yani bir B planları olsun. KPSS'ye hazırlanıyorlar ki önde 4 yılları var. 4 yıl içinde bence hazırlanabilirler ufak ufak. Açık öğretim mi okuyorlar ki kayıt sınavsız falan yapabiliyor bir yere okuduğun zaman. Neye ilgileri var ekstra? Bir de şunu rica ediyorum liseye yeni bitirecek ya da işte bu ara sınava girecek arkadaşlara. Ne istediklerine emin olsunlar. Yani
boşu boşu bir sene daha kaybetmeyeyim falan deyip bir yere girmesinler. Sevmedikleri bir bölümü okumasınlar. Çünkü her bölüm size göre değil. Her bölümün derslerinden hoşlanmayabilirsiniz. Niye bir okula 6 yılda bitiresiniz? Çünkü bu bir sadece zaman değil. Yani emek ve para da harcanıyor. Bu emeği, bu parayı başka bir şeye aktarmak çok daha mantıklı. Benim hep söylediğim şey bu. Bir de tercih ederken şeye de dikkat etsinler. Ha bile bir şeyler değişiyor. İşte yüzdelik dilim oluyor, puan oluyor. Biraz üstüne yürüsünler, biraz da altına gitsinler. Çünkü tercih hatası dediğiniz şey benim Kütahya'da yaşadığım şey. İyi de bir puan almıştım, çok kötü değildi. Ama tercih hatasıyla 2 yıllık okudum Kütahya'da. Benimle aynı puan alan ev arkadaşım kamu okuyordu. Yani ciddi bir tercih hatası olmuş orada. Çünkü ben kamu falan hiç aklıma gelip de Kütahya'da kamu yazmadım. Bunda beleni de olsa birini tuttururum tadında. 2 yıllık bir iki tane bir şey yazmıştım. Yani Çanakkale'de fotoğrafçılık mı bir şey vardı falan böyle. Oh. Alakası olmayan 3 tane bölüm yazdım 2 yıllarda. Son tercihim falan da Kütahya yani. O yüzden tercih yaparken de dikkat etsinler. Dediğim gibi yani ille tutsun da bir şey olsun diye tercih yapmasınlar. Sevecekler mi? Bir araştırsınlar, hocalarına sorsunlar, internetten baksınlar ki işte Bologna diye bir sistem var. Derslerin hepsinin içeriğini de görebiliyorlar üniversitelere girdikleri zaman. Hangi dersler var, ne var, nerede okumak istiyorlar. Üniversite bence şehir dışında okunması gereken bir şey hayatı öğretmesi açısından. Ama umarım istedikleri gibi olur her şey. KPSS'ye hazırlanmak olabilir. Bir yandan dil geliştirmeye çalışsınlar. Dizi mi izliyorlar artık, yok internetten gazete mi okuyorlar. Biraz İngilizceye de baksınlar. Çünkü yani bir işe yaramıyor ana dilim. Her zaman önemli. Evet, yani ikinci bir dil istiyorlar hatta artık. Ya mesela antropoloji üzerinde konuşuyorum. Antropolojinin hani başta konuştuk. Alanı o kadar geniş, konuları o kadar fazla ki aslında o alanlardan biriyle ilgili biraz daha yoğun çalışıp kendine dert edinirsen mezun olduktan sonra hani yavaş yavaş başka bir alana da kayabilirsin. Direkt bir yerde girip antropolog olarak çalışmak evet Türkiye'de çok kolay bir şey değil. Hani akademiye girersin, bir kazıda çalışırsın, bir müzeye girersin, rahat rahat çalışırsın ama onun haricinde mesela kendine orada öğrendiklerin üzerinden bir yol çizip devam edersen aslında çok da geniş bir alan evet. Baktığın zaman. Antropolog olarak bir yerde çalışamıyorsun ama onun kattıklarını kullanarak çok fazla kapı açabiliyorsun. Yanına bir şeyler daha eklediğin takdirde daha da avantajlı oluyorsun. Evet, şimdi sana gelelim o zaman. Sen neler yaptın mezun olduktan sonra? Ben neler yaptım? Herkes gibi böyle bir işsizlik sürecim tabii ki de oldu. Ama şu ana gelelim. Şu an ben eğitim alanında çalışıyorum. Hani Opus 02 şu an yayına senin aracılığına katılanlar için de böyle bir bilgilendirme olsun. Ama mesela çevremde de çok başka alanlarda çalışan antropolog arkadaşlarım var. Hani iletişim alanına kaymış olanlar var. Başka bir bölümle birleştirip öğretmenliğe kaymış olanlar var. Çok senden birazcık lise öğrencileri için bunu söyledin ama hali hazırda antropoloji okuyan öğrencilere de ne tavsiyelerde bulunursun kendi öğrencilerine? Bol miktarda var şu an yayında. Beni üzmesinler. Ya uzaktan eğitim biraz sancılı geçiyor bizim için. İstediğimiz gibi ne onlar için ne benim için çok verimli olmuyor. Ama maille, mesajla, konuşarak falan birbirimizle idare ediyoruz. Sınavları ödeve çevirdik. Orada da artık birazcık daha kayırarak geçiriyorum çocukları aslında. Çünkü şu dönem çok da ben de darlamak istemiyorum. Ama iyi çalışmalarını istiyorum. Yani benim öğrencim olsunlar, olmasınlar. Artık kim izliyorsa şu an öğrenci olan. Dediğim gibi sevdikleri şeyse eğer, severek devam ettikleri bir bölümse öğrencinin tek işi ders çalışmak zaten. O da işte aynı. 9 ayda 2 ay falan herhalde. Hani sınav dönemleri. Onu iyi değerlendiriyorum. Ortalama her şey değil. Ama önemli. Ne kadar olsa da. Ortalamayı düşürmemeye baksınlar. Ödevlerini hakkıyla yapsınlar. Bir şeyleri öğrenmek önemli olan. Hani sizin orada kopyalayıp yapıştırdığınız şey değil. Benim orada notladığım o değil yani. Ama
yine de bir emek var nihayetinde. Bunu da buradan bulmuş yine de deyip doğum veriyorum ben genel itibariyle. Biraz bol keseden atıyorum ama dediğim gibi çok çalıştılar, şaka bir yana. Çünkü bir anlamı kalmıyor üniversite okumanın, eğer gerçekten öğrenmezseniz, hakkını vermezseniz. Yani ben matematiği işte TRT 4'te matematikçi bir hoca anlatıyordu. Ben burada çözüyordum. Öğrendim. Öyle de öğreniliyor. Ama yüz yüze eğitim çok başka bir şey. Ben örgün eğitime çok önem veriyorum şahsen. Hı hı. Uzaktan eğitim de yapamazmışım gibi geliyor. Bir yüz yüze olmak lazım çünkü benim için. Ben daha iyi öğreniyorum öyle. Daha da iyi anlattığımı düşünüyorum yüz yüze de. Umarım her şey gönüllerince olur. Çok çalışsınlar. Bizi ne ailelerini üzmesinler. Çünkü hayat gerçekten zor bir şey. Ve boşa atacak paraları olmadığını varsayıyorum. Boşa da zaman atamasınlar. O paralar hadi neyse bir şekilde kazanılır belki de, zaman bir daha dönmeyebilir. 4 yıl, 5 yıl çok uzun bir süre çünkü. Elbette hayatın bir takım özelliklerini ya da işte insanları tanımak gibi şanslara erişiyorlar üniversitede ama hani başka bir şekilde çıksınlar dışarıya. Daha hoşgörülü, işte farklılıkları kabul eden, başka bir görüşle, başka bir perspektifle üniversiteden ayrılmalarını canı gönülden istiyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Hem beni davet ettiğiniz için hem de böyle konuşma şansı elde ettiğim için çok mutluyum. Kısa zamanda üzere yüz yüze. Evet, umarım yüz yüze görüşürüz yakın zamanda. Dikkat et kendine. Ben de görüşürüz. Bay bay.